içmek yetmeyecekse bir elinizi yüzünüzü yıkayın bari. Çok acayip ya. Emine, iyi misin sen? İyiyim. Ay Esma, bu kız aynı sen. Söyledim ya kızım, ikizim işte. Neyi anlamadın? Kolay anlaşılır bir şey mi Allah aşkına bu? Ben kendimi bildim bileli, sen tekizdin. Ay kafayı yiyeceğim. Nasıl olur? Nasıl böyle bir şey saklarlar? Siz bir de bizi düşünün. Kaç gündür varlığımı sorguluyorum ben. Çok büyük haksızlık. Ya tamam, ayrılıyorsunuz da kardeşleri birbirinden habersiz yetiştirmek ne yani? Hayır, daha da beteri. Biri annesini, biri babasını öldü bilmiş. Günah ya. Yemin ederim günah. Hayır, yalan söylenir de. Yani böyle kuyruklusu da oha yani. Bunun için onları hiç affetmeyeceğiz. Cezalarını çekecekler. Sizin birbirinizi bulduğunuzdan haberleri yok değil mi? Yok. Olmayacak da. Ne demek canım? Ben sizin yerinizde olsam dikilirim karşılarına, hesap sorarım. Onun da sırası gelecek ama önce onlara derslerini vereceğiz. Yer değiştireceğiz. Ben bu şekilde babamın evine gidip Zeynep'miş gibi yaşayacağım. Ben de annemin yanında Esma gibi yaşayacağım. Böyle saç baş falan? Aynen böyle. Saçmalamayın, anlamayacaklarını mı sanıyorsunuz? Siz anlar mıydınız? Ben tanırdım. Ondan Esma'yı ben zannettin yani. Tamam, benziyorsunuz da yani ne olacak yer değiştirince, bunun nesi ceza ki? Bize bir baksana, ne kadar benziyoruz ama ne kadar ayrıyız. Düşünsene babam beni böyle görse. Vallahi ben seni babanı tanımam ama bizimkiler Esma'yı senin gibi görseler inme iner. Hangisini bilmiyorum ama birinden biri felç. Allah korusun ya. Yani bugüne kadar bildikleri her şeyi yalan edeceksiniz, öyle mi? Onların bizim gerçeklerimizi yalana çevirdiği gibi. Öyle işte. Ya bu arada unuttum. Sen nasıl geldin buraya? Hani Mona ile buluşacaktın? Nereden buldun bizi? Evet, burada buluşacaktık. Ha. Yine gelmedi yani. Mona ne ya? Ay Mono gibi. Siper Yusuf'ta var mı onun acaba? Bu birinin adı mı Allah aşkına? Tarık radyoda program yapıyor. Mona da onun programına mektuplar, şiirler gönderen bir kız. Platonik aşk gibi yani. Şimdi aşk deyip abartmasaydın keşke. O ne ya? Kaldı mı böylesi artık? Mail attım. Ay bu sosyal ağlar üstünden de dürtmeler ne saçma canım. Gereksiz yani. Fuduş. Dürtmüş de. Münasebesiz şey. Ya ben böyle çok geriliyorum. Yani yer değiştireceğiz ama ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Tadını çıkaracağız. Ben annemle yaşamanın nasıl olduğunu öğreneceğim. Sen de babamla. Vallahi ben sana her türlü lojistik desteği vereceğim bacım. Endişe, mahal yok. Ben ne yapacağım peki? Ben varım Esma. Ama senin eve gidip gelmene kızmaz mı babam? Ecekti abimi. Yok canım. Tarık bizim eve sürekli gelir gider. Babamın radyosunda çalışıyor zaten. Hem de benim kankam. Doğru. Babamın radyosu vardı. Aynen öyle. Yani Tarık'la ilgili sorun yok. Benim kankam, senin kankam. Tepe tepe kullan. Biz Esma'yla daha iyi anlaşacağız gitme geliyor. Değil mi kanka? Hadi hadi. Bizimkiler iyice meraklanmadan gidelim. Tamam. Ben bırakayım sizi. Yok, şimdi dün de arabayla ilgili sorun yaşadık. Biz şuradan bir dolmuşa biner gideriz. Tamam o zaman, yarın görüşürüz. Ama yarın çok işimiz var, geç kalmayın tamam mı? Tamam. Görüşürüz Tarık.